Herkese merhabalar. Gerçekten sıcak bir gündemimiz var. Merkez Bankası Başkanımız yeniden değişti. Ve ben de açıkçası hem bu değişimi hem de portföy yönetimi hakkında izleyebileceğimiz stratejileri değerlendirmek istiyorum. Öncelikle Naci Ağbal'ı ben gerçekten beğeniyordum. Kendisi oldukça başarılı bir yönetim sergiliyordu ve merkez bankalarının temel işlevi olan fiyat istikrarı konusunda duruyordu ve bu konuda da ciddi olduğunu belirtmek için gerekli hamleleri yapıyordu. Fakat maalesef yine bir Merkez Bankası değişimi yaşadık. Geçmişe bakarsak aynı süreci defalarca tekrarladığımız görülmekte. İlk başta Erdem Başçı döneminde yarı şahin, yarı güvercin bir yaklaşımımız vardı. Fakat çok işe yaramamıştı açıkçası. Hatırlarsanız doları 1.92'ye döneceğini söylüyordu ama hiçbir zaman bir daha 1.92'ye dönmedi. Ardından işte Murat Sertkaya dönemi başladı. Onda da çok başarılı bir dönem olduğunu söyleyemeyiz. Öncelikle faizlerde indirime gidilmişti. Sonra dolar çok ciddi yükselince bu sefer ters tepki anlaşılmıştı. Kendisi de birazcık stratejisini değiştirip biraz daha ciddi bir yönetime geçmişti. Ardından Murat Uysal dönemi başlamıştı. Tamamen güvercin tarzı bir yaklaşım vardı. Ve biz 2017 ve 2020 yıllarında maalesef çok ciddi miktarda para arzını artırdık. Para arzını artırarak ekonomiyi hareketlendirdik. Ama bu rekabetçi bir Türk lirası yaratmadı. Çünkü Türk lirası fazlaydı ama insanların elindeki Türk lirası da fazlaydı. Bu nedenle insanlar rahatlıkla ithalat yapıyorlardı ve 2017 ve 2020'de ciddi bir ithalat patlaması yaşadık. Ve dünyaya kıyasla Türkiye gerçekten değişik bir konumda oldu. Çünkü hem 2017'de dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olduk hem 2020'de. Fakat bunu ciddi cari açık bedeli olarak, bedeli ödeyerek yaptık. Mesela 2020'yi baz alırsak eğer Doğuş Oto tarihi rekor ithalat faturalarını ödedi ve inanılmaz güzel finansallar açıkladı. İthalatçı bir otomotiv şirketi olarak. Bu da politikalarımızın ne kadar doğru olduğu konusundaki soru işaretimizin önemli kaynaklarından biri. Peki ne yapmalıyız? Mesela yani politikaya çok girmek istemiyorum ama son bir Çin örneği vermek istiyorum. Çin ne yaptı? Çin mesela rekabetçi kur uygulayan bir ülke. Bunu nasıl becerdi? Gitti Merkez Bankası'na ciddi anlamda döviz rezervi tutarak, dolar alarak yaptı. Biz bunu yapmadık. Biz sadece Türk lirası bastık, bir de üstüne üstlük elimizdeki dolarları sattık. Çin ne yapıyor? Merkez Bankası'na çok ciddi dolar rezervi tutuyor ve kendi yerel biriminin arzını, para biriminin arzını artırmadan da rekabetçi kura ulaşıyor. Böylece ne yapıyor? Fakir olan insanlara tasarruf yaptırdılar. Fakat şu anda Çin'de kişi başı ücretlerin Türkiye'nin üstüne çıktığını görüyoruz. Çünkü çalışan ve tasarruf eden insanlar, ülkeler kazanırlar. Harcayan ülkeler ise geri kalmaya devam ederler. Maalesef durum böyle. O yüzden popülist politikaları umarım bırakırız ve ne yazık ki bütün parti gündemlerini takip ettiğimde herkes popülist vaatler veriyor. Bu şekilde Türkiye'nin gelecekte iyiye gideceğini ben düşünmüyorum. Bunu geçersek biz kendi işimize bakalım. Maalesef biz borsa yatırımcısı olarak ekonomiyi yönetmiyoruz. Mevcut ekonomik şartlarda kendi portföyümüzü ne kadar iyi yönetiriz ona odaklanmamız lazım. Burada da izlenebilecek stratejiler var. Biri aktif strateji, biri pasif strateji. Aktif strateji konuma göre portföyü ayarlamak, bir anda borsayı full satmak, dolara geçmek, Türk lirasına geçmek gibi hareketler yapmak. Bu oldukça riskli. Bu konuda da açıkçası büyük yatırımcılara da baktığımızda, Warren Buffett gibi isimlere baktığımızda bu stratejinin pek işe yaramayacağını söylüyorlar. Ha, iyi uygulayıcıları var. Mesela Stanley Druckenmiller Miller çok iyi bir uygulayıcı ama o da makro ölçekte hareket ediyor ve makro analizleri son derece iyi yapıyor. Herkesten daha iyi yapıyor. O sayede para kazanabiliyor. Bizim gibi normal yatırımcıların bu kadar detay ve başarılı kaliteli analiz yapması zor. Bir de biliyorsunuz Türkiye'de yani kim düşünebilirdi ki Naci Ağbal'ın görevden alınacağını. Benim için mesela çok ciddi büyük bir sürpriz oldu. O yüzden yani o konu bence sakat. Ben ne yapıyorum? Ben pasif bir strateji izliyorum. Nasıl bir strateji bu? Benim borsa portföyüm her zaman sabit orandı. Yani tam sabit demeyeyim ama %60 ile %80 arasında değişiyor ve ideal oranı %70. Ne zaman %80 oluyor? Borsa iyice düştü. Mesela %30, %40 düştü. Son 2 yılın dibine vardı endeks ve çok cazip alım fırsatları oldu. O zaman %80'e çıkarıyorum. Ne zaman %60 oluyor? Artık alacak hisse bulamıyorum. Elimde, bulamıyorum. Elimdeki bazı şirketler ciddi anlamlı.
Belki o zaman %60'a inebilirim. Zaten sabit bir oranda bile tutsak, %70'te tuttuğumuzu varsayalım. Borsa düştüğünde %70, %30'una kitleyiz. Borsa düşerse o %70 borsada olan kısmımız düşecektir halde. %55'e kadar düşebilir ciddi bir borsa düşüşü. O zaman ne yapacağız? %45'e çıkmış olan nakitimizin üçte birini borsaya kaydırdığımızda yine 70-30 dengeyi tutturmuş oluruz. Böylece ne oldu? Borsaya çok düşükten nakit girmiş olduk ve çok cazip bir hareket yaptık. Sonra borsa yükseldiğini varsayalım. Borsa çok yükseldi. İşte o zaman da ne olacak? Bizim borsa portföyümüz %70'ten belki toplam içindeki payı %80-85'e çıkacak. O zaman da o %15'i bozup nakite aktardığımızda yine 70-30 yaptık ama bu sefer iyi bir fiyattan sattık. Peki bana belki şunu da sorabilirsiniz. Madem böyle cazip fırsatlardan yararlanacağız, niye tam satıp şey yapmıyoruz? Çünkü bundan da tam emin olamıyoruz açıkçası. Eğer borsanın düşeceğini bilsek satarız ama ya düşmezse? Kur nakitte kalmak ciddi bir risk olur. O yüzden ideal yolu buluyoruz. Mesela 70-30 borsa ve nakitteysen ve borsa hiç düşmez, 3 kat, 5 kat artarsa ben hep %70 borsada olacağım için o borsanın yükselmesinden de ciddi anlamda yararlanacağım. Benim için ciddi bir maliyet, fırsat maliyeti yok ortada. Ama diğer yandan biz zikzak yapar, yıllarca böyle yatay krizlerle boğuşursak ve uzun vadede borsa yükselmezse benim o %15, %20'lik nakitle borsa arasında kaydırdığım miktar muhtemelen her harekette belki iki kata varan artışlar yaşayabilir ve toplamda benim portföyümün getirisini belli bir seviyede tutabilir. Bu işin mantığı budur. Ve genelde yani geçmişe dönük test yaptığımızda balancing deniliyor bu yönteme. Sürekli dengelersek al tuttan böyle yıllık birleşik getiri de %1 civarı daha fazla kazanç elde edebileceğimiz bulunmuş. Bu Amerika'da yapılmış bir çalışmada. Şimdi ben de şu anda ne yapmalıyım diye düşünürken borsayı hisseleri satmalı mıyım? Bence hayır. Yani benim tarzıma göre değil. Tabii herkesin tarzına göre cevap farklıdır. Eğer kısa vadeli yatırım yapıyorsanız lütfen beni dinlemeyin. Benim söylediklerim sizi ciddi anlamda yanıltabilir. Ya da böyle çok düştü de panikleyip satacaksanız yine benim söylediklerim sizi yanıltabilir. Ben borsa düşerken hisselerimi tutarım ama her zaman nakitim vardır. Ben nasıl bu krizde kendime güvenebiliyorum? Çünkü yedekte nakitim var. Her zaman nakitim olacak. Borsa düştükçe bu beni mutsuz etmiyor. Çok daha fazla cazip alım fırsatları verdiği için belki de mutlu bile olabiliyorum borsa düştüğünde. Eğer böyle bir strateji izliyorsanız, anlattıklarımı yapıyorsanız daha karlı çıkabilirsiniz. Ama işte bu %70 oranı ne olmalı diye de sorabilirsiniz. Benim için 70 ama sizin için %70 yanlış olabilir. Bazıları için %50, bazıları için %30 borsa iyi olabilir. Bu neye göre karar verebiliriz? İşte eğer yaşlıysak, birkaç yıl içinde o para ihtiyacımız varsa, iş güvenliğimiz yoksa, evimiz yoksa, büyük bir yatırım yapmayı planlıyorsak, borsayı yüksek oranlarda yapmak doğru değil. Yani açıkçası %70'in üstüne borsada çıkmak bence çok doğru olmayacağı gibi aşağılara inmek, daha az oranlar belirlemek de doğru olabilir. Soruyu öyle cevaplayayım. İkinci bir soru da nakitimi dolarda mı tutayım, Türk lirasında mı? Bu sorunun birkaç cevabı olabilir. Alternatiflerden biri şu. Nakitin yarısını dolar, yarısını Türk lirası yapmak. Ya da full dolar yapmak da mantıksız diyemem. O da mantıklı olabilir. Çünkü genelde borsa ile dolar ters hareket eder. Yani borsa çakıldığında genelde dolar yükselir. Ama bazen şöyle bir durum da olabiliyor açıkçası. Eğer faizler çok yükseltilirse hem borsa baskılanıyor hem dolar baskılanıyor. Mesela ben bu kriz öncesi dönemde genelde dolardaydı benim nakitim. Fakat Berat Albayrak istifa edince o doların büyük kısmını bozup Türk lirasına geçtim. Çünkü Naci Ağbal'ın çok daha sert ve disiplinli bir politika diyeceğini düşünüyorum. Ha, şu an ne düşünüyorum? Faizler %19'a çıktığı için şu anda aslında şahin bir politika var. Ve dolar tutmak çok mantıklı değil. %19 yıllık maliyet dolar tutmak için ciddi bir maliyet. Fakat diğer yandan da faizin düşme ihtimali belirdi yeni başkanla. Eğer hızlı düşerse bu doları yukarıya itecektir. O yüzden ben kararsız kaldığım için hem dolar hem Türk lirasını bir arada tutmaya devam ediyorum. Bu sorunun da cevabı herkes için farklı olacaktır ama ben
neyi düşünüp neye göre nasıl karar verdiğimi açıklamış oldum. Umarım bu paylaşımlarım az da olsa sizin için faydalı olmuştur. Hepinize yatırım hayatınızda başarılar dilerim.